Bana kolay gelsin, sizlere merhaba. Bu bölümde 508'den yani Fransız'dan sesleneceğim size. Ama konumuz yine motosiklet olacak. Bu bölümün konusu ne? Kontra tekniği. Şimdi birçok yerde karşılaşıyoruz kontra tekniği şöyle kullanılıyor, böyle kullanılıyor diye. Nasıl? Sola döneceksem gidonun sol kısmını iktireceğim ileriye doğru. Sağa döneceksem gidonun sağ kısmını iktireceğim ileriye doğru. Ters bir durum var. Nasıl olduğunu, neden olduğunu anlayamadığımız için onu kullanmak, kavramak biraz problem oluyor. Ben yardımcı olacağını düşündüm. Bazı şeyleri anlatacağım size. Kontrolün nasıl çalıştığını konuşacağız. Eminim kafanızda oturacaktır. Şimdi bazı şeyleri hatırlamamız lazım. Dilerseniz bölüm 8'di yanlış hatırlamıyorsam, motosiklete etkileyen kuvvetler bölümünü tekrar izlerseniz ya da izlemediyseniz izlerseniz yarım saat sürüyor. Canınız sıkılabilir ama sağlam bilgi var. İzlemeseniz de şimdi kısaca birkaç şeyden bahsedeceğim. Fiziğe önce bir bakacağız. Fizikte neler var? Vektörler vardı hatırlarsanız. Vektörlerin yönü ve büyüklüğü vardı. Bir vektörü incelerken onu bileşenlerine ayırıyorduk. X ve Y eksenlerinde. Diyelim ki 30 derecelik bir açısı var. Kosinüs ve sinüsünden bunun bileşenlerini hesaplıyorduk. Bir bunu hatırlayalım. İkincisi bizim motosikletle ya da arabayla hiç fark etmez viraj almamız fizikteki dairesel hareketin bir bölümüydü. Aynen kurallar bizim için geçerli. Dairesel harekette ne vardı? Bir, o yörünge var. Çizdiğimiz, döndüğümüz yörünge. O yörüngeye teğet olan bir kuvvet olmalıydı. O dönüş hareketinin, dairesel hareketin olması için. İkincisi de merkez yönünde bir kuvvetin olması gerekiyordu. Şimdi motosiklet nasıl dönüyor onu bir hatırlayalım. Bu kurala göre dönüyor sonuçta. Ama bu iki kuvvet nereden geliyor? Yörüngeye teğet olan kuvvet motosikletimizin motor bloğundan arka tekere ilettiğimiz hareket aslında. Peki dairesel hareket için yani dönmek için ikinci kuvvet merkeze yönelik olan kuvvet hangisiydi? Onu nasıl elleyebiliyordu motosiklet? Bir kütlemiz var. Düz duruyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. Geri diyelim ki 300 kilo veriyoruz. Motosiklet yattığı zaman, yamulduğunda yani ağırlık yani yere uyguladığı kuvvet yatış açısı kadar kayıyor. Bunu bileşenlerine ayırdığınız zaman vektörel bileşenlerini bir tanesi merkeze yönelik kuvvet oluyor. Diğeri de yere bastığı kuvvet oluyor. Yani motosiklet yan durduğunda, yattığında tutuşu azalıyor ve ihtiyaç duyduğumuz ikinci kuvvet yani merkeze yönelik olan merkezcil kuvvet oluyor. Motosiklet düz giderken eğer yatarsa dönmeye başlıyor demektir bu da. Dolayısıyla motosikletin dönmesi için gerekli kuvvetleri bulduk. Peki motosikleti nasıl yatıracağız? İşte mevzu burada başlıyor. Şimdi otomobillere dönelim. Otomobil dönerken direksiyonu çeviriyoruz ya döndüğümüz yere. Diyelim ki sağa dönüyor olalım. Ben şimdi sağa dönüyorum mesela. Sol ön tekerin olduğu yere bir yığılma oluyor. Şöyle oluyor yani araba. O merkez kaç kuvveti değil. Merkez kaç kuvvetin kafanızdan silin. Arabada dört teker olduğu için o yıkılma hareketi kalıyor. Öne doğru, sol öne doğru yıkılmış oluyor sadece. Şimdi bu olayı motosiklete uygulayalım. Onda iki tekerlek var. Motosikletin burnunu sağa doğru yani ön tekerleği sağa doğru çevirirsek eğer aynı yıkılma eğilimi motosiklet için de geçerli oluyor. Sol tarafa doğru bu kez eğim vermeye başladı. İşte burada dönme için gerekli olan diğer kuvvetler devreye giriyor. Motosiklet sola doğru yattığı için sola doğru dönmeye başlıyor. İşte kontra tekniği aslında bu şekilde çalışıyor. Peki bizi sağa dönüyorsak eğer sol tarafa yatıran şey ne? Yani bu yıkılmaya sebep olan şey ne? İşte bu eylemsizlik. Yani merkez kaç falan değil. Hatırlayalım, eylemsizlik neydi? Düz gidiyor olalım. Hep tarifi oydu çünkü kolay anlamamız açısından oydu tarifi. Frene basıyorsak biz öne doğru gidiyorduk. Gaz veriyorsak sırtımız koltuğa doğru yapışıyordu. Bu dönerken de aynı şey geçerli. Altımızdaki araç sağa doğru dönmeye çalışıyor ama kütle olarak üzerindeki diğer şeyler mevcut olan yönünde gitmek için çabasını sürdürüyor. İşte bizim o merkez kaç diye bize söylenen şey aslında eylemsizlik. İşte o eylemsizlikten dolayı örneğin sağa dönüyorsak sol burna doğru arabada bir yıkılma oluyor. Motosiklette de sola dönmek istiyorsak burnu sağa verdiğimizde motosiklet sola doğru yıkılıyor. Sola doğru yıkılmadan dolayı yatıyor. Yattığı için de sola dönmeye başlıyor. Yani kontra tekniğinde aslında biz eylemsizlik kanununu kullanarak dönüş gerçekleştiriyoruz. Arabada niye öyle olmuyor? Tekrar dönme hareketini hatırlayalım.
neydi? Merkez yönünde bir kuvvet olması gerekiyordu. Bir de o yörüngeye teğet bir kuvvet olması gerekiyordu. Bu iki kuvvetin bileşkesini oluşturursanız, atıyorum 30 derecelik bir yönde bileşke kuvvet oluşuyordu. Biz o bileşke kuvveti arabalarda ön tekerden direksiyonu çevirdiğimizde veriyoruz. Dolayısıyla bileşke kuvveti biz veriyoruz. Doğal olarak direksiyonu çevirdiğimiz tarafta bileşenlerine ayırarak değerlendirmiş oluyoruz. Motosiklette peki gidonu sağa çevirdiğimizde sağa döndüğümüz durum olmuyor mu? Oluyor. 40 kilometrenin altındaki hızlarda çok yavaş olduğumuz durumlarda gidonu sağa çevirirsek motosiklet sağa doğru gidiyor. Ama hızınız arttıkça gidonu çevirerek dönüşü sağlamak daha zorlaşmaya başlıyor. Sizin istediğiniz rotada ilerlemiyor. Peki çok yavaş hızlarda kontra tekniğini kullanamıyor muyuz? Çok çok yavaş hızlarda kullanamıyoruz. 15-20 km'yi açtıktan sonra kontra kısmen orada da işe yaramaya başlıyor. Neden kullanamıyoruz? Ya da yavaşken niye gidonu çevirerek dönmek daha rahat hale geliyor? Bizim motosiklet düz giderken devrilmemesini sağlayan şey neydi? Jiroskop etkisi. Evet. Motosikletimizde iki tane jiroskop vardı. Aslında üç tane var. İki tekerimiz birer jiroskop. Üçüncü jiroskopumuz motosikletimizin motor bloğu. O motor bloğunda pistonların bağlandığı bir mil var ya, bir el kolunun bağlandığı mil. Yani pistonun hareketini dairesel harekete çeviren mil. O da bir jiroskop etkisi yaratan enstrüman. Çok yavaş gittiğimiz zaman yarım debriyaj, ikinci vites, gaz açarak gidiyoruz ya, işte onun jiroskopik etkisini kullanarak dik kalıyoruz. Ha, onu kullanmazsak ne oluyor? Tekerleklerin yavaş giderken jiroskop etkisi çok düşük. Yok denecek kadar az. Hızlandıkça bu etki artıyor. Dolayısıyla denge sağlayamıyoruz. O yüzden yavaş hızlarda kontra tekniği işe yaramıyor. Dönüşlerde gidonu çevirerek dönüyoruz. Artık herhalde kontra tekniğinin nasıl çalıştığını anlamışızdır. Daha bilinçli bir kullanıcı olmuşuzdur. Ben şu an işle çok yoğun olduğum için, motosikletimden de uzak olduğum için arabada çekmek zorundayım ama bilgiyi de size aktarmayı istediğim için bunu yapıyorum. Değişim devam ediyor. Takipte kalın. Hoşça kalın. İster Japon olsun, ister Fransız, ister 4 teker olsun, ister 2 teker. Ama hep sürüşte kalın, hayatta kalın, keyif alın. Hoşça kalın.